Herkese merhaba, ben Cem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün solo bir şekilde elde edebileceğiniz legendary itemlardan bahsedeceğim. Hazırsanız lafı fazla uzatmadan direkt videoya geçelim. Öncelikle burada 3 tane item görüyorsunuz. Burada normal şartlarda 2 tane daha item olması lazım. Ancak onları 1-2 saat farmama rağmen düşüremedim. O yüzden onları size database üzerinden göstereceğim. Öncelikle sword'umuza başlayalım. Sword'umuz 40 level'da kullanılabilen 430 gear score'a sahip bir sword. Çok iyi sayılmaz. Late game için hiç iyi sayılmaz. Ancak 40-50 level'sanız ve oynayacak bir sword'unuz yoksa bunu kullanabilirsiniz. Sizi çok fazla ileriye götürmez ancak idareten taşır diyebilirim. Bunun yanında 490 gear score'a sahip, 20 dexterity veren, üstünde Carnelian yem takılı olan, slash damage'ı %4,1 azaltan, bir şey öldürdüğünüz zaman size 12 stamina veren ve cooldown'larınızı %2,4 azaltan bir kolyemiz var. Bu kolye ile sword zaten aynı yerden düşüyor. Bu kolyeyi size mutlaka öneriyorum. Çünkü dexterity veren takı bulmak bence zor. Çünkü bana düşen itemlara baktığım zaman itemlarda ya cons oluyor ya intelligence oluyor ya focus oluyor. Ancak dexterity verenini bulmak bir tık zor gibi geldi bana. Eğer dexterity tabanlı bir build yapıyorsanız mutlaka tavsiye ediyorum. Yapmıyorsanız bile yine de alın. İlerleyen zamanlarda dexterity tabanlı bir build'e dönersiniz. O zaman kullanırsınız. Burada 499 gear score'a sahip bir küpemiz var. 20 Constitution veriyor. %3 Strike Damage Absorption veriyor. Bu üstündeki gem değişiklik gösterebiliyor. Potların cooldown'ı %25 daha hızlı akıyor. %0,43 can yenilenmesi sağlıyor. Bunun yanında %12 şansa bir pot içtiğiniz zaman onu tüketmeme şansı sağlıyor. Oldukça güzel bir küpe, sizi uzun vade götürür diye düşünüyorum. En azından kendiniz bir şey craftlayana kadar veya marketten daha iyisini satın alana kadar götürür diye düşünüyorum. Peki bu itemler nerede çıkıyor? Sword ile kolyenin aynı yerde çıktığını söylemiştim. Küpe sadece farklı yerde çıkıyor. Hemen Sword ile kolyenin çıktığı yeri göstereyim. Sword ile kolye Briarwood'un aşağısındaki Shrine'ın hemen sağ tarafında çıkıyor. Şurada çıkıyor. Burada bir isimli yaratık var. Bu isimli yaratığı kesiyorsunuz. Bunun içinden çıkıyor. Yaklaşık 10-15 kere kesseniz maksimum düşürürsünüz diye düşünüyorum. Ben şahsen 10 kere bile kesmemişimdir belki. 2 item'ı da düşürdüm. Çıkması kolay. Mob'un spawn olma süresi de çok uzun değil. Ortalama bir süresi var. Basit bir şekilde düşürebilirsiniz. Küpeye gelecek olursak Eden Grove'un aşağısında böyle bir maden var. Bu madenin içine giriyorsunuz. Üst katta Musket'lı bir Corrupted var. Bu Corrupted'ı kesiyorsunuz. Chest'in hemen yanında olması lazım. Kestikten sonra içinden çıkıyor. Ancak küpenin çıkması kolye ile kılıcın çıkmasına göre daha zor. O yüzden burada biraz daha zaman harcayabilirsiniz. Endişelenmeyin, sabredin. Kesinlikle çıkacaktır. Çıkartamadığım diğer iki itemdan bahsedecektim. Earthbinder Ward adında bir Warhammer'ımız var. Bir de Faith Covenant adlı bir Rapier'ımız var. İki item de oldukça güzel. Earthbinder Ward kesinlikle tank olarak oynamak isteyen Warhammer kullanıcıları için yapılmış diyebilirim. Taunt Gemi ile beraber geliyor. Üstünde Hated adlı bir perk var. %14 daha fazla threat üretmenizi sağlıyor. Constitution veriyor. %11 kritik şansı veriyor. Ve crit vurduğunuz zaman %10 fortify kazanıyorsunuz. Faith Covenant ise Opportunities Gemi ile beraber geliyor. Mortal Lifesteal adlı bir perk'ü var. Bir şey öldürdüğünüz zaman canınızın %4,8'ini yeniliyor. Lifesteal adlı bir perk'ümüz daha var. Bu da her vuruşunuza %1,4 can kazanıyorsunuz. Ayrıca %2,8 luck veren de başka bir perk'ümüz var. Dexterity veriyor ayrıca. Peki bu iki item nereden düşüyor? İki item de aynı kişiden, aynı mobdan düşüyor. Fade the Last Protector adlı bir mobumuz var. Mob Shattered Mountain'ın hemen sağ tarafında, oyun içinde de göstereyim. Burada kesiyorsunuz. Ana görevde zaten sizi buraya yönlendiriyordu. Ana görevde sanıyorum ki size kestiriyordu bu kişiyi. Bunu farmlayarak bahsettiğim o iki item'ı da düşürebilirsiniz. Ancak dediğim gibi ben 2 saat farmlamama rağmen düşmedi. Diğer item'lara kıyasla daha zor düştüğünü söyleyebilirim. Burada şöyle bir teori var. Mob'un çıkma hızını arttırabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Mob'u burada öldürdünüz diyelim. Bu alanın dışına çıkıyorsunuz 300 metre kadar. 300 metre kadar dışarı çıktıktan sonra tekrar geldiğinizde mob doğmuş oluyor. Bunu şöyle yorumladım ben. Ana görevde zaten buraya geliyorduk. Bu elemanı kesmeye. O yüzden belki de bu bölgeye yaklaştığımız zaman oyuncular beklemesin diye bölgeye birisi yaklaştığı anda mobun spawn olmasını ayarlanmış olabilir. Ancak bu bölgede kimsenin bulunmamış olması lazım. Sadece siz çıkıp girdiğiniz zaman bu olay gerçekleşiyor. Eğer bölgede birisi varsa siz çıkıp girseniz de bu olay gerçekleşmiyor. Tabii dediğim gibi bu sadece bir teori. Gerçekliği yok. Ben bunu bugün test ettim. Sanki doğru gibi ama pek de emin olamadım. Çünkü öğlene doğru denedim ben bunu. Yani çevrede sürekli olarak birileri vardı, görüyordum. O yüzden bazen işe yarasa da bazen işe yaramadığını hissettim. Bunu yarın sabah saatlerinde denemeyi düşünüyorum. Sabah saatlerinde pek oyuncu olmuyor çünkü. O zaman deneyip süre tutup eğer bir gerçekliği varsa yorumlarda yazarım. Burada size şöyle bir önerim olacak. Eğer Firestaff kullanıyorsanız hiç sıkıntı yok. Ancak eğer başka bir silah kullanıyorsanız, Rapier, Hatchet, Greataxe, Warhammer ne olursa
Silahınıza kesinlikle Ruby gemi takmanızı öneriyorum. Çünkü Ruby gemi hasarınızın belli bir kısmını ateş hasarına çeviriyor. Biliyorsunuz ki Angry Birds'ler ateşe karşı zayıf. Eğer ateş hasarıyla saldırırsanız kesinlikle çok basit bir şekilde kesiyorsunuz yaratığı. Ayrıca gösterdiğim itemler dışında da şöyle de bir materyal atıyor. Sadece bunu değil, database'den baktığıma göre bu tarz materyalleri atıyor. Bu materyal sanıyorum ki rapier craftlamak için gerekli olan materyal. Yani silah craftlamak için gerekli olan materyalleri de atıyor. O yüzden gerçekten güzel bir nokta diyebilirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.